1980 Haziran'da Sağ Macası'nda sınav yaptım. 5 öğrenci kopyada yakalandım. Ondan sonra müdür beyle Sağ Macası müdürü görüşmüşler. 2,5 gün İmam Hatip'te, Gazi Osman Paşa İmam Hatip'te 2,5 günde Sağ Macası Lisesi'nde öğretmenliğe başladım. Ve sakallı, beyaz önlüklü bir kimyacı. Ve İmam Hatip'ten geliyor. 12 Eylül patladı. Ortalık karıştı. Gerçekten zor günlerdi. Askerler kapıda duruyor. Öğrenciler artık önceki gibi eylem yapamıyorlar. Ortalık sakinleşmiş. Hapse giren bir sürü solcu ve ülkücü gençler var. Okulda bir vukuat yok. Öğretmenlerden başka kimse o anda almadılar. Herhangi bir öğretmen komünist veya diye alınmadı. Ama Sağ Macası öğrencilerin zihniyeti tamamen sol fraksiyonlara bağlı. Yani böylece bir ilginç bir okulda inançlı bir öğretmen olarak görev yaptığımı biliyorum. Orada dindar öğretmeni vardı. Liselere giriyordu. Ankara ilahiyat mezunuymuş. Bira içmek normalde falan filan böyle fetvalar verebilen, öğrencilerle o tip laubali olabilen, yani hiç İslami değerleri pek olmayan bir öğretmenleri vardı. Öğretmenler hepsi dahil hemen hemen sol fraksiyonlara bağlı. Öğrencinin %99'u bu zihniyete sahip. Böyle bir okulda ben kimya dersine başladım. Öğrencilerle güzel bir diyalog kurdum. Ders işliyorum, dersimi anlatıyorum ve bu anlatırken de yaratıcının varlığına izah etmeye çalışıyorum. Böyle usturupluca ders içerisinde. Mesela diyorum ki kimyada karbon elementi var biliyorsunuz. Kömür. Kömürün de formülüyle elmas dediğimiz o çok kıymetli taş, o da kömür. Ben bunu mesela anlatırken talebeye, o da o günkü hatırlıyorum. İşte bunlar ikisi de aynı. Bu farklılıktan dolayı böyle olmuşlar. Bunu yapan nedir, nasıl oluyor gibi talebeye sorular yöneltiyorum. Tabi Allah yapmıştır demiyorum. Yani bu yaradanın şeyini izah etmiyorum ama o manaya ima ediyorum. Hocam sen ne demek istiyorsun diyorlar. Ben bir şey demedim diyorum. İzah ettim ya, bu nasıl oluyor? Bunu yapan kim? Onun gibi ima ediyorum şunlara. Hocam sen burada Allah yapı demek istiyorsun diyor bana. Yo ben demedim diyorum, sen dedin diyorum. Ben de bir şey demedim, sen söyledin diyorum. Bir de tebessüm ediyor falan. Böyle bu şekilde esprilerle kimya üzerinden Allah'ın varlığını onlara Allah demeden kim yapıyor, nasıl oluyor gibi sorular sorarak ders işliyorum. Askeri dönem. Laboratuvar kapalı. Hiç öğrenci laboratuvar almamışlar. Orada bir hatıram var, ilginç, onu anlatayım. Laboratuvara girdim ki masalar dağılmış, sıralar dağılmış, düzgün değil, öyle bir laboratuvar malzemeleri karma karışık. Dedim ki ben müdür bey, hocam ben bu laboratuvarı düzelteyim dedim. Ya hocam dedi, orası çok dedi, malzemem net zaman çalındı, bilmem ne oldu, eylemler oldu şimdi dedi. Hocam hanım 12 Eylül olmuş, asker burada, bir şey olacağı yok. Malzeme dahi bulamıyorsun, yerine göre bazı şey bulamıyorsun. Sonuçta ben laboratuvarı kullanan hale getirdim 2-3 ay sonra. Öğrencilerle giriyoruz. Bakın diyorum, hiçbir şey ellemeyeceksiniz. Sadece ders yapılacak. Ama dikkat edin. Bak asker var. Her şey var. Türkiye'nin şartları bildiğiniz gibi değil. Ve testte laboratuvarda deney yaptığımız şu madde karıştığımız şeyden çıkan gaz ne gazıydı diyor mesela. Veya artan gaz madde neydi? Böyle test şeklinde 4 şıklı üniversite hazırlık anlamışları kendilerine yetişsinler diye ilk defa okulda testle imtihan yaptım. Neyse içine attım. Tabii suyun içine attım. Onlar tutuyorlar. Bütün sınıf bakıyor. Çünkü herkes şöyle dikkatle bakıyor. Ne gazı çıkacak? İsmi ne? Neyin suyu? Teste soracağımı biliyorlar artık. Öğrendiler. Onu şunlara göstermek istiyorum. Çıkan gaz hidrojen gazı. Su oluşacak. Bir patlama sesi çıktı. Kocaman balon, cam balon patladı. Öğrenci şokta. Ben şaşırdım. Bir şey diyemedim çocuklara. Dedim çocuklar neyse tamam. Bir şey yok. Allah'tan kimseye bir şey olmadı falan. Ben bir baktım iki asker silahla beraber kapıya dayandılar. Dediler ne oluyor? Dedim bir şey yok. Deney yapıyorduk. Bir balon patladı. Bir şey yok falan dedik. Askerler gitti ama dışarısı gürültü kaynıyor dışarıda. Neyse biz dersi bıraktık. Herkes çıkınca ben çıktım dersten. Ben öğretmen odasına indim. Bütün öğretmenler telaş içinde ayakta. Hocam ne oldu? Bir bomba patladı. Askeri bir şey mi oldu? Eylem oldu diye endişe etmişler. Ben dedim ki arkadaşlar dedim ya telaşa gerek yok dedim. Okula kimyacı geldi. Deney yaparken bir kaza oldu dedi. Problem yok. Ama bütün öğretmenler yıkıldı o anda. Ve çocuklara cumartesi günleri ücretsiz kurs veriyorum. İkişer saat, ikişer saat sabahtan öğleye kadar. 9-11, 11-1 iki bölümde 60 kişi falan geliyorlardı. Ben çocuklara ücretsiz her cumartesi günü o testleri ayda bir test veriyorum. İmtihan yapıyorum. Ondan sonra çözüyorum.
Çok memnun oldular. Test tekniği de şunları öğretiyorum. Çok hoşlarına gidiyor. Arada bir işte kim yaptı, nasıl oldu, Allah'ım var, ima diyorum. Hocam ne oluyor, ne demek istiyorsun diyorlar falan böyle. Biraz tip olanlar belli. Ben demedim, siz dediniz diyorum falan böyle. Böyle güzel devam ediyor. Yani talebeye yardımcı oluyor, çözmeye çalışıyor. İnancı ve düşüncesi farklı olduğu halde bize saygılı davranıyor. Fikren farklı olduğunu düşünebiliriz, hiç önemli değil. Önemli olan eğitim almanız, yetişmeniz, bu ülkeye faydalı olmanız. Gayet güzel bir diyalog kurdu öğrencilerle. Allah'ın varlığını da ima ediyorum arada. Bir de o arada şunu yaptım. İmam Hatip'te mesela ben çocuklara sızıntı dergisi veriyordum. Sızıntı ilmi yazılar çıkıyor, dini yazılar çıkıyor. Sızıntı 79'da ilk defa yayınlanmıştı hatırlarsanız. Güzel bir yazılar var. Özellikle Alinar Hoca vardı. Edebiyat dergi çıkaran daha sonra. Alim bir zattı ama fikren karşıydı. Ali Gedik vardı. Haydarbaş'ın İstanbul temsilcisiydi. O da o dinde. Onlar böyle tavır içindeydiler. Ciddi tepki gösteriyorlardı. Ve talebeye vermenden de rahatsız oluyorlardı. Samad Lisesi'ndeki en yüksek not alan, 9-10 alan öğrencilere o dergilerden, eski sayılardan getiriyordum. Onları hediye ediyordum. Ve bu hediye ettiğim için öğrenciler hiç rahatsız olmadılar, biliyor musunuz? Okuldaki o güzel atmosferi bana o okulu sevdirdi. Ve okulda dindar bir hocanın bulunması. Bir ilahiyatçı var ortaokullara giren. O da dine saygılı bir hoca. Dikkat ediyor Celalettin Bey de. Okuldaki hava böyle eylemsiz bir ortam oluştu. Ama yanımızdaki o radikal düşünceli hocalar maalesef karşı geldiler. Kolumu kırmıştım. Kolum kırıldı ve askılıyı bağlıydı. Öğrenciler koluma imza atıyorlardı vesaire, doldurmuşlardı. Böyle öğrencilerle bir diyaloğum çok iyiydi. Okulda normal bir şey mi? Kopya çektirmeyeyim yaptılar. Kesinlikle kopya yasak. Pek tenezzül eden yoktu. Çok nadir tek tük çıkıyordu. Öğrenciler boş dersim diye hocam siz de gelseniz dediler Barat Kınıf'a. Yarışma yapacağız dediler. Bir şey olacakmış. Öğretmen yarışma yapıyormuş. Havalılar, kartallar, sınıf orada sorular soruyorlar. Yarışma yapıyorlar. Kim birinci olacak? Ben de dedim gideyim bakayım. Kapıyı hafiften bir açtım. Öğretmen arka tarafta. Önde de o üçer kişi grup. Önde duruyor çocuklar. Sırayı öne çekmişler. Öğrenciye bağırıyor. Özür dilerim. İşte hayvan herif, eşek, sus, konuşmayın falan diye. Ben çok böyle ortam, hoş olmayan bir ortam vardı. Öğrenciler herhalde yanlış doğru kavga etmişler, tartışmışlar. Hoca da susturamamış, gitmiş engel onlara bağırıyor. Ben de sınıfı kapıyı açtım, içeri girip manzarayı görünce baktım çok kontrolsüz bir ortam, içinde girsem hocaya karşı ayıp olacak. Kapıyı kapattım, çıktım ben. Aşağıya odama örtme odasına indim. Hocam özür diliyoruz, biz sizin sınıfta olmanızı çok arzu ediyorduk. Ama siz döndünüz, hoş olmayan bir ortam var sınıfta. Biz hocamızdan da özür diledik. Siz lütfen gelir misiniz? Gittim mecburen, çağırınca gittim. Sınıfa girdim. Herkes ayağa kalktı bir anda. Dedim ya oturun çocuklar hocam. Dedim hocanız orada oturun. Neyse ben hemen geçtim arkaya oturdum. Hocaya teşekkür ettim. Gerçekten sınıf çok sessiz. Oturdum. Yarışma devam etti. Birileri kazandı. Teşekkür ettiler. Bir şeyler söylediler. Zil çaldı. Çıktık hocayla biz. Ölmezden gittik. Oraya gidince o bayan İngilizce öğretmeni, Rifayet Tarikatı'na mensup, oruçta mı inançlı İngilizce öğretmeni arkadaş kalktı. Arkadaşlar dedi, sınıfta ama içeride örme olsun da 40-50 kişi var. Arkadaşlar dedi, bir şey söylemek istiyorum. Lütfen beni dinler misiniz dedi. Böyle uzun masa vardı. Uzun masa vardı. Herkes buyurun hocam dediler. Dedi arkadaşlar dedi, ben burada biz öğrenciye kızıyoruz. Bunlar işte çalışmıyor, tembel, haylaz işte falan vesaire. Ben söylemek istemiyorum sözlerini, biraz kaba sözler söyledi. Öğrenciler dedi böyle diyoruz dedi. Ama dedi ben bugün gördüm ki dedi, bugün rehber sınıfında dedi bir tartışma oldu. Halit Bey sınıfa girmiş, ben fark etmedim. Öğrenciye arkada bağırıp çağırıyordum arkada öğrencilere. Sonra öğrenciler dedi ki hocam biz Halit Bey'i buraya çağırmıştık. Ama siz arkada kalkıp tartışırken, bağırışırken hocamız geldi kapıyı açtı. Sınıfımızın ve çok kötü durumun manzarasını gördü. Biz ona karşı çok mahcup olduk hocam. Lütfen izin verir misiniz? Hocamızı çağıralım ama biz söz veriyoruz. Hiç ses çıkarmayacağız, sakin duracağız diye. O bana rica ettiler dedi. Ben şaşırdım dedi. Sınıfta öğretmen benim dedi. Rehber öğretmenleri benim dedi. Bana karşı saygısızlık yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorum. Beni kale almıyorlar dedi. Ama Halit Bey kapıdan bakmış, manzaraya görünce geri dönmüş. Ona karşı çok mahcup olmuşlar, utanmışlar. Hocamıza özür dilemek istiyoruz. Onu çağıracağız ama sessizce oturacağız. Söz veriyoruz. Evet arkadaşlar dedi. Esas dedi
Kaba olan bizmişiz, eşek bizmişiz, aynen böyle söyledi. Geri zekalı bizmişiz, öğrenci değilmiş dedi. Öğrenci kendimizi sevdirememişiz. Esas kabahat bizdeymiş. Halit Bey bu okula yabancı öğretmen olarak bir yıl sonra, bir yıldır burada okulda öğrenci ona karşı saygısı yaptığını düşünüyor. Ondan özür diliyor ve bize karşı bunu gayet normal karşılıyor. Esas hata bizimmiş. O yüzden hepiniz huzurunda ben Halit Bey'den ona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten esas hatalı biziz. Bunu söylemek istedim diye bu minvalde öğretmenler odasında konuşma yaptı. Bütün öğretmenler aynen takdirle karşıladılar. Yani öğrenciye karşı saygılı davranırsanız, ona bir şey vermeye çalışırsanız ve öğrenci buna inanırsa gerçekten öğrenci hocasına saygı duyuyor. Eğer bugün problem yaşıyorsak eğitimde hocalarımız bunu iyi düşünmesi lazım. Talebeyle olan diyaloğunu iyi kurması lazım. Dersi sevdirmesi lazım ki o zaman öğrenci daha sıcak, daha yakın, daha alıcı mesele sahip çıkıcı hale gelir. Mesela öğrencilerin bana sorduğu bir soru vardı, enteresan bir şey. Onu da izah edeyim bu arada, açıklayayım. Hocam siz niye farklısınız? Siz dindar bir insansınız, inançlı bir kişisiniz. Ama bize karşı çok iyi davranıyorsunuz. Ders veriyorsunuz, kurs veriyorsunuz, testler çözüyorsunuz, test sınavı yapıyorsunuz, bize üniversite hazırlıyorsunuz, ücretsiz çalışıyorsunuz. Bizim burada, bizim hocalarımız bizden para alıyorlar sorular için, sınavlarda. Aynen bunu bana söylüyorlar çocuklar. Ve bizi bu şekilde sınıflandırıyorlardı. İşte o dev solcu, dev yolcu vesaire grup onu kastediyorlar. Ama siz hiçbir şey yapmadan, kendi düşüncenizde olmadığımız halde bize böyle yapıyorsunuz. Siz de üniversite mezunusunuz. Bunlar da çoğu üniversite mezunu hocalarımızın da. Niye böyle farklılık var diyordu. Ben onlara şunu diyordum. Çocuklar, ben üniversitelerin fabrika hatasıyım. Ben yanlış olmuşum. O yüzden ben farklıyım. Diğerleri normal eğitimden geçmişler. Onlar da maalesef böyleler herhalde. Bilmiyorum falan deyip çocuklara bu espriyi en az her sınıfta belki 2-3 defa yıl içerisinde anlatmak durumunda kaldım. Çünkü öğrenci hakikaten şaşırıyordu. Yani böyle bir yardımsever bir öğretmen, ideolog süren bir öğretmen, ayrım yapmayan bir öğretmen, fikriyatı farklı, düşüncesi farklı olan bir öğretmen nasıl böyle davranıyor bize? Niye kendi hocalarımız, aynı fikirdaşlarımız, sol fikirli hocalarımız bize kaba davranıyor? Hatta soru için, yıl sonu mezuniyette soru için bizden para alıyorlar vesaire vesaire anlamında açık açık konuşuyorlardı. Evet, toplumun iyi olmasını istiyorsak önce biz eğitimcilerin iyi olması, dürüst olması, doğru olması icap ediyor. Öğrenciye sigara içmeyin diyorsunuz, kendiniz sigara içiyorsunuz. Her ay hemen işsiz rahatsız, imatipten müdür yardımcıları, İsmail Beyler bizim. Ve birkaç gelirler, sınıfta yoklama yaparlar. Tabii çakı çıkıyor, bıçak çıkıyor çıkıyorcularda. Ondan sonra sigara çıkıyor, çakmak çıkıyor, kibrit çıkıyor, neyse böyle topluyorlar bunu. Sonra bu toplananları ben görüyorum, o sigara içen öğretmenler kendi aralarında dağıtıyorlar. Şimdi ben bir gün yine sınıfta lise 2 sınıf, İmam Hatip lise 2'de kimya var. Gene sınıfa girdi hocalar. Ben de arkada duruyorum arkada. Onlar arama yapıyor. Ben arama yapmıyorum. Öğrenciler var, ne biliyor musun arkada? Hocam dedi, müdür yardımcıların dedi, sigarası bitmiş. Ay sonra dedi, paraları da yok almaya. Bizden topluyorlar dedi. Şimdi öğrenci idaresine böyle bakıyorsa, öğretmene bakıyorsa orada eğitim olmaz. Bizim açtığımız okulların, kolejlerin başarısından da bu yatıyor. Öğretmenlerimizin ahlaklı olmaları, dürüst olmaları, öğrenciye fedakarlık yapmaları, etüt yapmaları, geceleri yurtta onların başında durmaları, zaman harcamaları, dertleri, dertlenmeleri, %80-90 başarılı bir eğitimin temelinde bu yatıyordu. Yani öğretim kadar eğitim önemliydi ve eğitimde de eğitici hocanın örnek olması gerekiyordu. İşte bizim özel kolejlerin, dershanelerimizin başarısının altında bu yatıyordu. Gerçekten bu fedakarlık çok yapıldı. Eksiğimiz, kusurumuz mutlaka olmuştur. Noksan da olmuştur. Kırılan insan da olmuş ama genel mantığımız buydu. Ve bu şekilde bir ciddi eğitim başladı 1980'li yıllarda. Ve bu başarı 2000'li yıllarda çok mükemmel devam etti. Ondan sonra dönem biraz daha maalesef herhalde tam yerini yapamadık. Bugün de hepsini elimizden bir zalim eliyle aldılar. Bu da işin bir ayrı bir durumu. Bunları zamanı gelince yine daha ayrıntılı konuşacağız ama eğitimci gerçekten eğitimci olmalı, örnek olmalı. Ta ki öğrenci ona saygısını göstersin, bilgisini alsın, iyi yetişsin. Sadece öğretmek değil, öğrencinin eğitilmesi, hocanın eğitilmiş olmasına, ahlaklı olmasına, özverili olmasına, fedakar olmasına bağlıdır. Ben o yüzden İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmenliğimde başarılı olduğumu iddia etmiyorum. Öğrencilerle diyalog kurmaya çalıştım, başarılı oldum belki ama idarecilerle itiraflar yüzünden,
İmam Hatip'te ortamında rahatsız oldum. Ve vermek istediğim şeyi vermekte zorlandım. Ama Sami Hacı Lisesi gibi sözde solcu ve anarşist talebe denen, Tunceli çoğu olan, Ehl-i Beyt kökenli gençlerin bulunduğu okulda çok rahat öğretmenlik yaptım. Ve yıl sonunda öğrencilerden anket yaptım isimsiz. %90 takdirle Allah'ın varlığı izah ettiğimden dolayı, usulünce izah ettiğimden çok memnun olduklarını, aslında hepsi Allah'a inandığını ama söyleyemediklerini, ortamın çok gergin olduğunu, çekindiklerini ve çok güzel ifadelerini yazdı. Hatta ben onları hatıralarım diye o zaman kitap yapmayı ben düşünmüştüm. Çok ilginç, 150 kadar öğrencinin yazdığı şeyleri bir dönem saklamıştım ama şu anda onlar maalesef bu süreçte hepsi yok oldu gitti. Dershane hayatımda gelen hep inançlı insanlardı, öğrencilerdi ve rahatlıkla her şeyi anlatabiliyordum. Ama böyle bir ortamda ben yine mesajımı verdim, anlattım, öğrenciye diyalog kurdum ve başarılı olduğumu gördüm. Ben Sami Hacı'ndaki o gençler yaptığım öğretmenliğimi ve yeni bir dünyada inşallah bu konuda başarılı olmayı Allah muvaffak eder. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.